Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat, Engin Polat çiftinin gözaltına alınmasını ardından tutuklanmasını çok konuşmuştuk. Şimdi ise yeni bir haber geldi. Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler. Polatlar'da olduğu gibi kara para aklama suçlamasıyla bugün gözaltına alındılar. Bugün bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Cengiz Erdinç. Hoş geldiniz Sayın Erdinç. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi haftalardır aslında Türkiye Polat çiftinin kara para aklama iddialarını, onlara yapılan operasyonu, süren davayı konuşuyor. Bugün de yeni bir haber geldi. Yine sosyal medya fenomenleriyle ilgili. Ve aslında o günden beri de pek çok gazeteci, hukukçu yeni sosyal medya fenomenlerini işaret ederek burada da bir çok kolay yoldan çok hızlıca zenginleşme var. Bu da araştırılabilir şeklinde paylaşımlar da yapıyor. Benim size soracağım şu. Şimdi bu yapılan operasyonlar sizce ne ifade ediyor? Çünkü arttı son zamanlarda. Bir de emniyet içerisinde bir değişimin de habercisi mi? O ikincisi, bu yargı ile ilgili operasyonlar olduğu için emniyet içindeki değişimi ile ilgili bir şey söylemek zor. Kara para Türkiye'nin her zaman gündemindeydi ama etkili soruşturma yapılmıyordu. Bugün de çok yapıldığı söylenemez aslında. Polatlara çok geç tedbirler uygulandı. Mal varlıklarına el konulması, hesapların dondurulması vesaire. Fakat asıl mesele şurada, işte bugün de sosyal medya fenomenleri var. Bunlar para aklamaya çok uygun koşullar sağlıyor. Özellikle sosyal medyadaki para alışverişi ya da interaktif bir takım programlar, buna bağlı olarak bir takım internet üzerinden yapılan satışlar, o satışların mekanizmaları uygun bir ortam sağlıyor. Bu da nedir? Kaynağı belirsiz ve suç olan bir parayı getirip sisteme sokmak için özellikle hizmet sektöründe de bu çok kullanılıyor. Kaynağını değiştiriyorsunuz. Sanki bir hizmetten ya da mal satışından yapılmış gibi gösteriyorsunuz. Bunu tespit etmek çok zor. MASAK bunun için var aslında. Ama tespit etse bile yasalar gereği bunun suçtan elde edildiğini ispatlamak devletin yükümlülüğü olduğundan dolayı bu her zaman mümkün olmuyor. O yüzden de Türkiye'de kara parayla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi var. Bu maddeden mahkumiyet oranları çok çok düşük. Yani savcılıklara gelen dosyaların ancak %7'si falan mahkumiyetle sonuçlanıyor. Çünkü dediğim gibi bu ispatlamak devletin yükümlülüğü. Mahkum olanlar da zaten işte artık banka kredi dolandırıcılığı ya da ne bileyim buna benzer sahte para, sahte senet düzenleyip nitelikli yağma falan gibi, yani suçun ve rakamın belirgin olduğu, artık kaçamayacağınız yerlerden mahkumiyetler oluşuyor. Bu Polatlar gibi daha geniş bir zamana ve düzleme yayılmış, çok sayıda şirkete yayılmış, çok sayıda fon transferini içeren vakalarda bu daha da zor. Bunu ispatlamak daha zor. Sosyal medya olması, hani bu yeni bir şey bir yanıyla, çok da yeni değil aslında. Çünkü internetle birlikte elektronik ödeme sistemleri gelişti. Bu elektronik ödeme sistemleriyle birlikte bir takım suç gelirlerinin ya da illegal işlerin gelirlerinin bu alana kayması söz konusu. Mesela bahis deniyor. Bahiste bu telefondan para transferleri çok kullanılıyor ve çok kolay anlaşılamayacak ya da çok kolay peşine düşünülemeyecek bir mekanizma var orada. Diyelim siz bahis oynadınız. Oynadığınız rakam başka birinin kazancı olarak onun hanesine gidiyor. Hani siz bir yere para gönderiyorsunuz, parayı başkası alıyor. Arada gerçek bahsi oynatanı göremiyorsunuz. Kişiler arasındaki ilişki gibi gözüküyor ve bunu ispatlamak zor. Burada
Polatların mekanizması şöyle gözüküyor. Çok sayıda şirket var. Bu şirketler tedarikçi gibi gözüküyor. Sahte faturalarla bir takım mal satmış gibi gözüküyor. Ya da mal almış gibi gözüküyor. İki türlü hareket var. Burada para sisteme güzellik ürünleri alım satımı gibi sokuluyor. Daha sonra da hesaplara geçiriliyor. Burada MASAK raporunu görmedim ama okuduğum kadarıyla, MASAK raporunu anlatan haberlerden okuduğum kadarıyla şöyle bir hata yapmışlar. Parayı nihai hesaplara aktardıktan sonra nakit çekip kendi hesaplarına aktarmışlar. Bir yerde toplamışlar parayı ama o izni kaybetmek için yaptıkları bütün hareketleri de anlamsız hale getirmişler. Ve burada en büyük eksiklik, evet, bir para aklama işi gözüküyor burada bütün aşamalarıyla. Ama bu para kimin parası ve nereden geliyor? Bu soruya belgelere ya da delillere dayanan bir cevap alınamadıkça bunun ispatı ve mahkumiyete dönüşmesi çok zor. Burada etkin pişmanlıktan yararlanan bir takım isimlerin olduğu söyleniyor. O yanını bilmiyoruz henüz. Ancak bu varsa ve bu delillerle desteklenirse evet bir mahkumiyet olabilir. Ama bunun dışında onu ispatlayamadığınız takdirde kara para bir saniye. Böyle bir sıkıntı var burada. Peki Sayın Erdin, şimdi çok fazla analiz yapılıyor ve pek çok dediğim gibi fenomen işaret edilerek şu yıldan itibaren olağanüstü bir zenginleşme olmuş deniliyor. Bu yılda genellikle 2022 yılı, o dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Sizce bugün ard arda gelen operasyonlar ya da ard arda ortaya çıkanların şimdiye dek ortaya çıkmaması, yani bu bütün bu sürecin Süleyman Soylu ile bir bağlantısı olabilir mi? Soylu'nun bir takım ilişkileri daha önce hem Sedat Peker'in açıklamalarında hem kimi operasyonlar nedeniyle gündeme geldi, konuşuldu, çektirdiği fotoğraflar vardı. Todex'teki Fatih, soyadını unuttum, beraber fotoğrafları mesela Arnavutluğa kaçmıştı. Böyle bir şey var ama veriler şunu gösteriyor. Aslında Süleyman Soylu'nun bakanlık yaptığı dönemlerde de şimdi de hemen hemen aynı sayıda operasyon yapılmış. Kaçakçılık, işte organize suç, tefecilere yönelik operasyonlar ya da narkotik operasyonları. Burada hani Soylu döneminde yapılmıyordu, şimdi yapılıyor gibi bir şey söylemek çok doğru değil. Bu biraz medya kendi kendine geliştirdi bunu ve verilere bakmadığınız zaman evet bu söylenebilir ama verilere baktığınızda böyle değil. Veriler dediğimde işte kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkanlığının raporları var her yıl düzenlediği. O raporlarda yıl yıl kaç organize suç operasyonu, kaç kaçakçılık operasyonu yapıldı, ne kadar tutuklandı, bütün bu rakamlar yer alır. Aşağı yukarı böyle. Yerli kayanın farkı şu, yerli kayanın özellikle sosyal medyada infial uyandıran bir takım olaylara anında polisi müdahale ettirmesi, yeniden hukukun ve kanunun varlığını hatırlatan hareketler yapması ve peş peşe gelen organize suç operasyonlarının da bunu tamamlaması. Bu yanı önemli ama burada dikkat çekilmesi gereken asıl şey geçmişteki suç, organize suç, kaçakçılık, narkotik vesaire operasyonları gibi bu operasyonlarında yargıda nasıl sonuçlanacağı, yargıda ne olacağı. Yargıda çünkü büyük bir boşluk var. Şöyle ki geçmiş dönemde işte sarallardı, oydu buydu, bir sürü operasyon yapıldı. Demir yumruk gibi mesela demir çelik sektöründe 3 büyük operasyon yapıldı. Bu operasyonların sonucunda açılan davalarda tutuklu sanık kalmadı mesela. Halbuki atfedilen suçlar
katalog suçlardı, tutuklamayı gerektirir suçlardı. Burada iki şey olabilir. Ya usulüne uygun delil toplanmadan bu operasyonlar yapıldı ya da yargı delilleri görmezlikten gelerek işte bu kişileri salıverdi. Ama her koşulda bu davalar büyük operasyonlarla başlayıp yargıda sönümleniyor. Yargıda kamuoyu da ilgisini kaybediyor. Yargıda ne olup bittiğini takip etmiyor kamuoyu da, buna bağlı olarak medyada. Böyle bir yapı çıkıyor ortaya. Şimdi Yerlikaya'nın bu operasyonları, bugün de mesela Sarallıların bir grubuna yönelik bir operasyon yapıldı. Bu aslında 5 lideri olduğunu düşündüğümüz Sarallar grubunun bir parçasıydı ama sözü edilen Özgür Saral galiba. Onu ben daha önce o seviyede olduğunu bilmiyorum, düşünmüyorum ya da böyle bir şey yoktu o zaman, böyle bir bilgi yoktu. Ama Sarallar operasyonu İzmir'de ve Esenyurt'ta yapıldı. Bu önemli bir operasyon. Hatta belki Yerlikaya'nın baştan beri yaptığı operasyonlar içinde en önemlisi sayılabilir bu, Sarallar olduğu için. Ama dediğim gibi bunun yargıdaki seyrine bakmak lazım. Gene benzer biçimde Türkiye'de yakalanan Recep'i vardı. Bu geçen hafta yakalandı sanıyorum. Arnavut, Ekvador'da kaçaktı. Ekvador'dan kaçmıştı 2022 yılında. Ve Avrupa'ya tonlarca kokain sokan Compagnia Bello diye bir kartelin 4 Arnavut, 13 Arnavut suç örgütünden oluşan büyük bir kartelin yöneticisiydi. Onun Türkiye'de yakalanması önemli bir şeydi. Hani dünya açısından ya da Avrupa açısından düşünüldüğünde önemli bir isimdi o. Yine benzer biçimde bu Hakan Ayık ve Anon, Avustralya'daki bir suç örgütünün buradaki uzantısı yakalandı. Bu da önemli bir şeydi. Bu ama bunların hepsini yargıda izlemek gerekiyor. Evet, polis, İçişleri bu operasyonları yapıyor. Bunları yargı önüne çıkarıyor. Ama oradaki sefahati nasıl olacak, ona bakmak gerekiyor. Peki Sayın Erdinç, kamuoyunun da aslında dikkatini kaybedebileceğini, ilgisini kaybedebileceğini ve yargıda konunun sönümlenebileceğini söylediniz. Ama sizce bu raddeden sonra Dilan Polat, Engin Polat ve eğer arkası gelirse bugün de bahsettiğim Bahar Can'dan, Nihal Can'dan gibi diğer fenomenler, bunlara düzenlenen operasyonlar, başlatılan soruşturmalar az cezalarla ya da tutuklama olmadan sonuçlanırsa bu ciddi bir tepki almaz mı? Alır, belki alması da gerekiyor. Çünkü geçmişte böyle olmuş aslında. Türkiye'de bir yandan da varlık barışı ve vergi barışı denen iki hadise var. Yedinci ya da sekizincisi varlık barışının söz konusu. İlki 2011 yılında olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Hükümet bir yandan devamlı işte yurt dışındaki varlıklarınızı getirin, hatta hiç getirmeyin, bildirin, %1-2-3 sizden vergi alacağım ve bu konuda soruşturma yapmayacağım diyor. Böyle gelen bir para var. Çok da büyük bir para değil aslında. Bir yandan da vergi barışı var. O da nedir? İşte vergiyle ilgili eksik bildirim, matrah eksikliğini falan bir dilekçe verip matrah arttırarak tamamlıyorsunuz ve vergi soruşturmalarından kurtuluyorsunuz. Ayrıca ilginç biçimde vergi kaçakçılığından elde edilen gelir kara para tanımı içinde sayılmıyor. Çünkü kara para 6 ay ve geçen cezalara tabi suçlardan elde edilen geliri öngören bir şey. Vergi suçları adli para cezasıyla dönüştürüldüğü için bu kapsamda sayılmıyor ki bence büyük bir eksiklik bu anlamda. Bu yüzden hani neden serbest bırakıldıkları bir takım yargıdaki, polislikli bu insanların nüfuzunda aramak yerine, ki bu da doğru,
Yani bu insanlar bugüne kadar bu kadar dikkat çektikleri halde soruşturulmaması bir eksiklik olduğunu düşündürüyor. Ama bundan sonra da olup biteceklerde yargılama ve delil önemli. Dediğim gibi yasalar daha 1998 yılında yanlış kurgulandığı için Türkiye'de kolay kolay birini kara paradan para akladığı için mahkum etmek mümkün değil. Bunu hep söylüyorum. Yani Polatlar hadisesinde de söyledim, daha önce de söyledim. Benzer çok örnekleri de var bunun. Burada kara parayla ilgili olarak bir siyasi irade ve o siyasi iradeyle hareket eden kolluk gücü ve ilgili kurumlar gerekiyor. MASAK bu anlamda 15 Temmuz'dan sonra özellikle bu Fethullahçılar dolayısıyla başvuruya boğulmuş ve işlemez hale getirilmiş halde. 300 personeli var. Bunların yarısı kendi personeli, yarısı geçici görevlendirmeyle getirilen bütün personeli üstsüz. Halbuki 100 binden fazla başvuru geliyor her yıl. İnceleme başvurusu ya da işte aklamayla ilgili bir takım farklı başvurular gelebiliyor. Şüpheli işlem bildirimleri gelebiliyor. MASAK'ın bu haliyle bunun içinden çıkması zaten zor. Çıksa bile yasalar önünde engel. Yasalar çünkü ispat hakkını devlette bırakmış, savcılara bırakmış. Şimdi diyelim bu Polatlar meselesi. Bu suç geliri. Ama bu suç hangi suç? Baş suçu ya da başka bir suç. Ne zaman işlendi ve nasıl ispatlayacaksınız bu suçtan elde edilen gelirin buraya geldiğini? Ya suçu işleyen diyecek ki evet ben bu suçu işledim ve parayı buraya aktardım. Ya parayı aklayan diyecekti ben bu suç geliriydi, bunu biliyordum ne olduğunu, aldım buralara koydum. Ya da bütün bunların dışında işte bir etkin pişmanlıktan yararlanan bu işlerin içindeki birisi diyecek ki bu para aslında şunun parası, o da şu suçtan elde etti. Bunun delilleri de olacak ama sadece hani gizli tanık ifadesiyle bunların öğrenilmesi yetmez. Bir takım delillere dayanması gerekir. Bütün bunlar olacak ki TCK 282, onun da üst sınırı 6 yıl yanılmıyorsam, örgütlü olarak yapıldığında 6 yıl. Böyle bir manzara, yani yasalar eksik. Dolayısıyla yasalar eksik olduğu için yargıda da gayet iyi savunacak donanımlara sahip olduğu için bunlar. Çok paraları var. En iyi avukatları tutuyorlar. En etkili avukatları tutuyorlar. Ve yargıda hiçbir boşluğu kaçırmıyorlar. Hukuken çok güçlü savunmalar yapılıyor. Aynı şekilde savcılıkların arkasında kamuoyu olmadığı için davalar sönümleniyor. Tıpkı diğer organize suç davalarında olduğu gibi. Ve siyasi irade de burada bir tartışma konusu. Bu da önemli. Siyasi irade bir yandan varlık barışıyla işte ne olursa olsun gelsin, döviz gelsin de nasıl gelirse gelsin diye düşünmüş. Varlık barışları ilan etmiş. Şimdi o siyasi iradenin bu savcıların arkasında durup hayır kardeşim kara parayı mutlaka bulup cezalandıracaksın demeleri biraz zayıf ihtimal gibi gözüküyor. Sayın Erdin, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, konuğumuz gazeteci Cengiz Erdinç'ti. Dilan Polat, Engin Polat davasını Türkiye haftalardır konuşuyor. Kara para aklama iddiasıyla yargılanıyorlardı. Bugün de yeni bir haber aldık. Bu kez sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler aynı suçlamayla gözaltına alındılar. Soruşturma Engin Polat, Dilan Polat davasında sürüyor. Belli ki Nihal Candan ve Bahar Candan içinde yeni bir soruşturma açılacak. Biz de gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.